Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize öncelikle kucak dolusu selamlar olsun. Kanalıma tıkladığınız için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ailemiz günden güne büyüyor. Sizin sayenizde arkadaşlar her gün yeni aboneler geliyor. Çok 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 teşekkür ederim. Bu konuda tabii ki tekrardan söyleyeyim. Abone olmadıysanız, bana destek olursanız çok gurur duyarım. Ve şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben neredeyim? Ben Winterthur'dayım. Şuradan şöyle bir dönmek icap etti. Aldi'nin park platsına girdim. Park yerlerinden şöyle bir dönüş yapayım dedim. Akşam trafiği başladı. Akşam oldu. Bugün çok yoğun geçti. Çok iş geldi. Acil iş geldi. Telefon geldi. Bozuk sistemler varmış. Onların peşinde koşturdum. Şimdi son iş bitti. Gelin beraber yavaş yavaş benim eve doğru yol alalım. Siz de İsviçre'yi görün. Daha her yer yeşillik. Yalnız sonbahar yavaş yavaş kendini gösteriyor. Bunu da söylemiştim geçen birkaç videonun içinde. Çünkü bazı ağaçlardan yavaş yavaş belli olmaya başladı arkadaşlar. Sonbaharın geldiği. Tabii ki İsviçre'de de 4 mevsim yaşıyoruz. Yaz var, sonbahar var, kış var, ilkbahar var. Burada da bir radar var. Yeşil de koymuşlar. Gözükmüyor daha, dikkat etmek lazım. Adamı yakarım. Evet arkadaşlar, bugün günlerden Perşembe, Winterthur'dayım. Soruyorlar arkadaşlar, neredesin abi, nerede olduğunu söyle, biz de bilelim. Ben aslında bütün videolarımda söylerim ama bazen belki ortasında söylerim. Şimdiki gibi bakın 2 dakika geçti ama şimdisiniz tabi, açarsanız 1 dakika sonra hemen kapatırsanız daha öğrenmemiş olabilirsiniz. Onun için videoları sonuna kadar izlerseniz iyi olur arkadaşlar. Bütün verdiğim bilgileri de almış olursunuz. Tabii ki verdiğim bilgiler bazılarının işine yarıyor, bazıları ilgilendirmiyor, bazıları da duymak bile istemiyor benim verdiğim bilgileri. Benim verdiğim bilgiler İsviçre üzerine tabii ki, nasıl oluyor, ne bitiyor, neler oluyor İsviçre'de, bilhassa İsviçre'de, ben İsviçre'de yaşadığım için herhalde İsviçre'den bilgi vereceğim size. Avusturya'dan değil, onu Avusturya'da yaşayan arkadaşlar yapsın, Almanya'daki yaşayan arkadaşlar Almanya'dan bilgi versin. Arkadaşlar önüme otobüs geçti. Nereden geçti bu şimdi otobüs? Ama fark etmez. Biraz sonra yollarımız ayrılacak. Evet arkadaşlar, yarın cuma, hafta sonu yaklaştı çok şükür. İşler bayağı yoğun. Bakalım sene sonuna kadar yapılacak işleri bitirebileceğiz mi? O kafamda dönüyor. Benim planlara gelince arkadaşlar az kaldı. 2 haftadan biraz fazla. Ben yine Türkiye'ye bir yolculuk yapacağım. Bir sıla yolu daha olacak ama bu sefer havadan olacak. Şimdi sorarsanız peki karadan yok mu diye, daha planlar belli değil arkadaşlar. İşe bağlı, maddi ve manevi duruma bağlı tabii ki. Bakarsınız Aralık ayında bir daha gidebilirim. Bakarsınız gelecek sene Mart'ta gidebilirim. Planlar daha yapılmadı. Yapılan plan şimdi bu işte. Eylül ayında bir daha gideceğim Türkiye'ye bir haftalığına, şöyle aceleden. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Trafiğe baktım, onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Şu otobüsü geçersek iyi olur, yoksa devamlı duracak. Öbür planlar daha yapılmadı arkadaşlar, belli değil. Dediğim gibi belli olmaz. Bakarsın Murat Bozdoğan'ın aklı esti mi, atlar arabaya, anında Türkiye'ye gidebilir. Murat Bozdoğan demişler buna. Onun için bir şey diyemem. Biraz da sürpriz olsun. İnşallah bu Eylül ayında
Tatilimiz güzel geçer. Burada da bir şey olmuş. Ambulans falan burada. Bir şey olmuş ama ne olmuş artık bilmiyorum. Polis de burada. Herhalde birbirini mi bıçakladılar, ne yaptılar? Bir şey olmuş yani. Yoksa burada polis ve ambulans durmaz. Arkadaşlar, İsviçre'de de çok şeyler oluyor. Aile içinde kavga ediyorlar. Kocası karısını bıçaklıyor. Karısı kocasını bıçaklıyor. Efendime söyleyeyim, oğlu annesine saldırıyor. Annesi oğluna saldırıyor. Yani burada da öyle olaylar oluyor. Tabii ki şimdi soracaksınız, İsviçreliler mi yapıyor? Bunun içinde İsviçreli de var. Öbür ülkelerden de var. Şimdi saymayayım. Bir sürü, yani İsviçre'de de çeşit türlü insan yaşıyor. Dünyanın her yerinden. Bunlar da bizim gibi insan. Bunlar da bizim gibi gülüyor, ağlıyor, kavga ediyor, barışıyor. Böyle olaylar maalesef burada da oluyor. Onun için işte biraz evvel ambulansla polisi gördünüz. Kim bilir ne olmuştur. Ufacık şeyden bazen birbirine giriyorlar. Aslında hiç yani değmez böyle kırgınlığa, böyle kötü olaylara. Yapılacak bir şey yok. Biz bir şey yapamayız. Sakin olalım diyorum ben. Kavgayla bir şey düzelmez. Babam şöyle der. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye. Çok doğru söylüyor arkadaşlar. Zaten bu bir atasözüymüş. Babam devamlı söyler bunu bana. Oğlum der. Hiç değmez. Öfkeyle kalkma, zararla oturursun diye. Ve devamlı aklıma gelir. Kulaklarımı çınlatır. Babamın. Baba, buradan kucak dolusu selamlar, beni dinliyorsan köye bol bol selamlar, ellerinizden öpüyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. İnşallah kısa zamanda yine görüşürüz. Ben buradan arkadaşlar ileriden otobana çıkacağım. Winterthur'un şöyle kıyısından bir geçtik. O bölgeyi hiç çekmemiştim size. İyi oldu. Şimdi arkadaşlar teşekkür ederim. Gerçekten yorumlarda geliyor. Böyle videolar istiyoruz diye. Ben de elimden geldiği kadar tabii ki çekmeye uğraşıyorum. Ama iş hayatı arkadaşlar. İş hayatımdan da biraz anlatayım. Ben çalıştığım şirket dumana karşı, yangına karşı, suya karşı sistemler hem üretiyor, hem satıyor, hem de onların senelik kontrollerini yapıyoruz. Yani benim bu şirketteki görevim bunların senelik kontrolünü yapmak, bunlara tüf vermek. Yani bu sistem çalışıyor, bu 12 ay geçerlidir. Nasıl araba bir kontrola girer, aynısı. Ben de bu sistemleri kontrol ediyorum. Benim kontrol ettiğim sistemler genelde yangına karşı perde, yani yangın bir taraftan öbür tarafa gitmesin diye, mesela alışveriş merkezlerinde var bu perdeler. Bir de arkadaşlar, binanın içinde duman olduğu zaman o dumanı acele bir şekilde dışarı atmak ve insanlar zehirlenmesin, dumandan zehirlenmesin diye benim görevim o. Yangın çıktığı zaman %97 ölenler, vefat edenler dumandan zehirlenerek ölüyor. Yangından yanarak değil. %97. %3'ü yanarak ölüyor. Ama düşünün, yani o dumanı 3 kere siz içinize çektiğiniz zaman zaten bayılıyorsunuz ve uyanmak çok zor. Çünkü o dumanı devamlı içinize çektiğiniz için maalesef işte insan orada o an o gazdan vefat ediyor. Benim de görevim binanın içindeki dumanı dışarı atmak. Bu sistemler çalışması lazım. Kapaklar açılıyor, kapaklar kapanıyor.
Ventilasyon var, onlar çalışıyor. Ventilasyonlu olanı, olmayanı, çeşit türlüsü. Elektrikle çalışan, hidravlikle çalışan, pneumatikle çalışan, bunların hepsini ben kontrol ediyorum. Yani acele şöyle size mesleğimi anlatmak istersem ben bunu yapıyorum. Benim öğrendiğim meslek arkadaşlar, ilk önce 15 yaşında ben kalorifer montajı öğrendim. Kalorifer, çeşme, kalorifer. Ondan sonra kendimi kurslarla ilerlettim. Elektronik üzerine, elektrik üzerine, pneumatik üzerine, hidravlik üzerine kendimi ilerlettim. Kurslar gördüm. Çeşitli türlü diplomalar aldım. Bu diplomalar sayesinde burada bu işi yapabiliyorum ve yapma hakkım var. Yani öyle bir diplomayla bu işi kimseye vermiyorlar burada. Bu böyle bir şey. Onun için bu işi burada şimdi yapabiliyorum. Ve işimden çok memnunum. Sabahları kalktığım zaman severek kalkıyorum ve severek işime gidiyorum. Yani bazısı böyle kalkar, iş gitmek istemez. Bende o çok az oluyor. Ne zaman oluyor? İzinden geri geldikten sonra bir iki gün böyle bir ıhmıklanıyorum ama işimi sevdiğim için gene seve seve işime gidiyorum arkadaşlar. Bu böyle. Bazen kendime diyorum ya Murat, Almanya'da doğdun, Türkiye'de okula gittim. 5'e kadar okudum ben Türkiye'de. 11 yaşında İsviçre'ye geldim. Hiç Almancam yoktu. Sıfır da Almancam. Burada okudum, meslek yaptım. Yani bayağı bir yerlere gene geldim ve kendi kendime gurur duyuyorum gerçekten. Yani bir şeylere ulaştık. Doktor olmasaydı olmadık ama ne profesör olduk, ne doktor olduk, ne bir şey olduk. Ay'a gittik, şeye gittik, bir yere gittik, gitmedik yani. Ama gene hayatımdan memnunum. Buralara kadar geldim. İşim var, iş arabam var ve hayatımdan memnunum, şükür. Allah'a şükür. İnşallah böyle iş isteyenlere, herkese olur yani. İnşallah olur. Herkes istediği gibi bir işte çalışabilir inşallah. Çünkü bazı arkadaşlardan duyuyorum, işinden hiç memnun değiller. Ya parası az, ya işi iyi değil, pis, veya çalıştığı saatler iyi değil. Gece çalışıyor, sabah çalışıyor. Çeşitli saatlerde çalışıyor. Yani bu konularda ben çok memnunum. Evet arkadaşlar, çok anlattım galiba kendimden. Bilmiyorum, bazı arkadaşlar diyor abi kendinden de biraz anlat. Eskilerden anlat. Tabii ki bir dahaki videoda da eskilerden bir şey anlatabilirim. 55 yaşındayım. Tabii ki benim de başımdan iyi şeyler geçti, kötü şeyler geçti, üzücü şeyler geçti, insanı sevindiren şeyler geçti. Çok şeyler geçti. Tabii ki eskilerden de bir şeyler anlatabilirim size. Şimdi arkadaşlar otobandayız. Benim muhabbetimden ben de muhabbete daldım. Kusura bakmayın, kaç dakika olmuş? 13 dakikayı geçmiş görüyorum. Az da olsa görüyorum. Ben şimdi buradan Kanton Zürich'ten Kanton Thurgau'a doğru yol alıyorum. Ve tabelelerden görüyorsunuz sağ taraf Konstanz Kreuzlingen Frauenfeld yazıyor. Otoban burada ikiye ayrılıyor. Buradan şimdi Konstanz'a doğru gidersek Almanya'ya doğru gidiyoruz. Almanya yolcusu kalmasın. Buradan direkt gittik mi Münih'e doğru gidiyoruz. O da Almanya. Yalnız Avusturya üzerinden geçiyoruz. Onun için diyorum ki Avusturya, Almanya yolcusu kalmasın. Hadi gelin. Hep beraber gidelim. İstikamet orası. Benim evimin oraya kadar sizi götürebilirim. Arkadaşlar, ve bu kelimelerle, bu sözlerle size hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. En sonunda ne diyor Murat Bozdoğan? Sıhhat, sıhhat en mühim. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.